Başlıyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Evet çocuklar, şimdi bugün intibat tarihi isteyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlıyoruz. Geçen sefer neyi anlattık? Trablusgarp Savaşı, bir de Balkan Savaşları, değil mi? Evet. Balkan Savaşları'nda neyi bahsettik mesela? Ne bahsettik? Neydi soru? Ayça? Neydi soru? Mehmet sen söyle. Balkan Savaşları neyle ilgili mesela? Neden çıktı bu savaş? Biliyor mu? Söyle Ahmet. Hocam Balkan topraklarını devletten yeni topraklarına almak istiyor. Değil mi? Fransa ihtilalini getirdiği milliyetçilik katı. Sömürgeyle alakası yok. Bunu karıştırmayın. Tamam mı? Bunun üzerine çıkmıştı. İlk başta Osmanlı Devleti'ne karşıydı. Değil mi? İlk başta Osmanlı Devleti'ne karşı yapıldı. İkinci Balkan Savaşı ise Bulgaristan'ın fazla toprak alması nedeniyle Bulgaristan'a karşı yapıldı. Hızlıca geçiyoruz, tekrar ediyoruz. Bu dönemde ikinci Balkan Savaşı'nda Edirne Fatih'i var bizim. Kim o? Edirne Fatih'i? Enver Paşa. Enver Paşa değil mi? Edirne'yi geri kurtarıyordu. Şimdi çocuklar, bu savaştan sonra artık Birinci Dünya Savaşı'na geçebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın 3 başlık altında işleyeceğiz. Genel nedenler, özel nedenler, genel nedenler, özel nedenler, bir de görünüşteki neden. Şimdi genel nedenlere bakalım. Genel nedenlerden kasıt ne olabilir? Dünyanın tümünü ilgilendiren, değil mi? İlk başta ne? Fransa ihtilalini getirdi. Milliyetçilik akımı 1. 2. Sömürgecilik yarışı. 3. Silahlanma ve bloklaşma. Bloklaşmadan kasıt, değil mi? Ben şu gruptayım, sen şu gruptasın anlayışıyla hareket ediliyor. Özel nedenler çocuklar, devletin kendi başlarına oluşturduğu özel nedenler. Bir de iki devlet arasındaki sorunlar özel nedene giriyor. Şimdi çocuklar, özel nedenlere örnek verecek olursak, ilk başta Rusya'nın uyguladığı bir politika vardı. Neydi o? Panslavizm. Slav ırkını tek bir çatı altında toplama politikası, değil mi? Ayrıca Osmanlı'nın politikası neydi? Birinci Dünya Savaşı'na katılma nedeni, kaybettiğim toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Değil mi? Ayrıca çocuklar, Avusturya olsun, Avusturya Macaristan İmparatorluğu olsun, Rusya olsun, İtalya olsun, Balkanlar'da hakimiyet mücadelesi içerisindeydi. Balkanlara hakimiyet mücadelesi içerisinde oldukları için birbirleriyle çatışma halinde oluyorlardı siyasi olarak. Her zaman bilinir çocuklar, her zaman bilinir bu. Fransa ile Almanya arasında bir bölge sorunu vardı. Neydi o? Alsasoren. Önemi ne Alsasoren'e? Değil mi? Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir yer. Şimdi genel nedenle özel nedeni sorsa ayırt edebilir misiniz? Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Görünüşteki nedene gelelim şimdi çocuklar. Şimdi ilişkileri düzeltmek adına Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna'yı ziyaret düzenliyor Sırbistan'a. Tabi iki taraf arası gergin. Sırplar ne yanlısı? Slav yanlısı değil mi? Yani Ruslara yakın. Avusturya Macaristan Germen kökenli Almanlara yakın. İlişkileri düzeltmek adına Saraybosna'yı ziyaret ediyor Franz Ferdinand. Tabi ziyaretleri sırasında işin hikaye kısmı çok ayrıdır ama Prensipe adlı bir genç var, Sırp milliyetçisi bir genç. Suikaste kurban gidiyor, Franz Ferdinand'ı öldürüyor. Bunun üzerine devletler birbirlerine ultimatum veriyor. Ultimatumu biliyorsunuz değil mi? Yani sen bunu teslim etmezsen, sen bunu yapmazsan savaş ilan eder. Değil mi? Böyle bir bildiride bulunuyorlar. Tabii devletler arası gruplaşma çocuklar zaten çok önceden olmuştu. Çok önceden olmuştu. Evet şimdi gelelim, yazalım şimdi genel nedenler, özel nedenler, bir de görünüşteki nedenler diye. 3 başlık altında. Not edin. Evet, bir ne dedik? Fransız ihtilalinin getirdiği. Fransız ihtilalinin. Getirdiği. Milliyetçilik akımı. İki, sömürge yarışı değil mi? Özellikle kimin arasında çocuklar? İngiltere ile Almanya arasında değil mi? Devletler arası silahlanma ve bloklaşma. Örnek verilebilir. Özel nedenler. Devletlerin arasındaki
Kendi özel nedenleri değil mi? Rusya'nın hangi politikasını dedin Ahmet? Panslavizm. Rusya'nın Panslavizm politikası. Almanya. Almanya ile Fransa arasında. Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu. Osmanlı'nın nedeni ne? Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi değil mi? Yalnızlıktan kurtulma düşüncesi. Çocuklar, İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge rekabetini de ekleyebiliriz buna. Evet, görünüşteki neden? Avusturya, Macaristan veliahtı. Veliaht ne demek? Varis Vaiz. Franz Ferdinand. Ferdinand'ın Saraybosna'ya ziyaretleri sırasında Prensipe adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmüş. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Furkan? Yok hocam. Anladın mı? Yani. Zekisin değil mi? Hayır. Montajlamayacağım burayı. Zeki. Yazıyor musunuz? Hayır. Kim yazıyor? İki kişi. İkbal, Burak mı? Aa, çekildim ya. Yok, tamam çek olayım. Zeki, sen yok. Hocam, şey, kesmeyi de diyorum hocam. Her şeyin doğalı güzel. Ben anlatayım. Onun o fotoğrafı var mı? Şimdi görmek yok. Adam zaten YouTube'da bir yer açıyor. Niye mesela sallayacak? İlk böyle fotoğrafı var mı? Evet. Atıyorum. Hocayı şöyle yaptım. Hadi bakalım size o zaman. Şimdi çocuklar, gruplaşmalara bakacağız. İtilaf devletleri i̇ttifak. Ve ittifak devletleri. İtilaf devletleri ne demekti? Düşman devletleri. Anlaşma. Anlaşma devletleri demekti. İttifak, bağdaşma devletleri değil mi? Çocuklar, itilaf devletlerini temsil eden üç devlet. İngiltere, Fransa, Rusya. İttifak devletlerini, ya bağdaşma devletlerini temsil eden Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Almanya, başka İtalya temsil ediyor değil mi? Tabii çocuklar, bu bloklaşmanın nedenlerine bakacağız. Ayrıca taraf değiştirenlere bakacağız. Şimdi taraf değiştiren tek devlet var zaten. Hangisi de? İtalya. İtalya taraf değiştiriyor. Gizli anlaşmalarda onu detaylıca anlatacağız. Tamam mı? İtilaf devletleri içerisinde İngiltere, Fransa, Rusya var dedik ilk başta. Daha sonra İtalya taraf değiştirip o gruba geçiyor. Daha sonra savaşın içerisindeyken Amerika Birleşik Devletleri katılıyor, Yunanistan katılıyor, Romanya katılıyor, Sırbistan katılıyor. Değil mi bu grubun içerisinde? İttifak devletlerinin içerisine hatta itilafta çocuklar Japonya bile katılıyor. İtilaf devletleri ittifak devletleri içerisine baktığımızda Çanakkale Savaşı'ndan sonra Bulgaristan ittifak devletlerinin yanına katılıyor değil mi? Bakıyor ki ittifak devletleri savaşa katılabilir duruma geliyor. Bulgaristan da ittifak devletlerinin yanında savaşa katılıyor. Yazıldı mı tahta? Bitti mi? En sonunu söylüyorum. Sonuncusu yazıldı mı? Evet. Evet, bloklar. Hadi Ahmet şaka yap bunun üzerine. Ne gireceğim bilmiyorum. Bekliyorum zaten.
Hadi yap onu. Hadi herkesin içinde olan şeyi söyle. Hadi. L'yi mi kaldırayım hocam? Bambaşka bir şey söyledi ya. Bambaşka bir şey söyledi. Ya Allah. İttifak. Gitti. Neymiş bunlar? Anlaşma. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi say bakayım. Kim sayacak? Tek başına yüksek sesle bir grubun tamamını sayacak. Tamamını karşılayabilir miyim? Fransa. Fransa. İngiltere. İngiltere. Çarlık Rusya. Çarlık Rusya'sı evet. Amerika. Dur. Burada stop yok. Sakin. İttifak. Almanya. Almanya. İtalya. İtalya. Avusturya, Macaristan. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu değil mi? Evet. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi çocuklar, İtalya taraf değiştiriyor, bu gruba geçiyor değil mi? Biskolata erkeklere. Değil mi? Evet, İtalya bu tarafa geçiyor. Daha sonra kim geçiyor bu gruba? ABD, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Japonya değil mi? Karadağ'a da var hocam. Belçika. Karadağ'a eklersin, Belçika'ya eklersin, Brezilya bile var baksan. Değil mi? Ama genel olarak hatlarıyla bu şekilde. İttifak devletlerinde kim katılıyordu? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti. Bulgaristan. Evet. Çocuklar, Bulgaristan ne zaman katılıyor dedik? Çanakkale Savaşı'ndan sonra değil mi? Buraya not olarak yazıyorum. Çanakkale Savaşı'ndan sonra. Osmanlı Devleti'nin katılmasını da anlatalım şimdi. Ayrıca yazacağız zaten. Çocuklar, ilk başta Osmanlı ne yapmıştı? Tarafsızlığını ilan etmişti bu savaşta değil mi? İlk başta çocuklar Fransa'ya gidiliyor, İngiltere'ye gidiliyor. İşte Rusya'yla görüşüyor, bizi de savaşa alın. Yanınıza alın, biz de sizinle savaşmak istiyoruz diyorlar. Ancak bu devletler zaten Osmanlı topraklarından gözü olduğu için kabul etmiyorlar. En sonunda zaten Almanya ile anlaşıyoruz. Almanya ile 1913 yılında olması lazım. Evet, 1913 yılında anlaşma imzalıyoruz. İttifak anlaşması imzalıyoruz beraber hareket edeceğimize dair. Şimdi Almanya'nın Osmanlı'yı neden savaşın yanında istediğine bakalım. Almanya neden Osmanlı'yı savaşın yanında istiyor? Neyi var en büyük Osmanlı'nın? Halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Değil mi? İnsan gücünden. Başka? Savaşlı cepheleri azaltmak istiyor. Şimdi savaşlı cepheleri azaltmak istiyor. Niye? Coğrafi alan daha fazla genişlenirse kendisinin yükü de hafifler. Değil mi? Ama Osmanlı'nın teknolojisinden yararlanmak istiyor mu? Hayır. Öyle bir teknolojisi yok değil mi? Osmanlı gelişmemiş o kadar. Avrupa'yı takip etmediği için bu duruma düşmüştü zaten. Evet. Osmanlı neden Almanya'nın yanında savaşa girmek istiyor? Başka var mı fikri olan? Almanya'nın geleceğine inanıyor. Hangisi inanıyordu bunlara? İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki Cemiyeti inanıyordu değil mi? Alman hayranlığı diye geçer zaten. Başka? Kaybettiği toprakları geri almak. Değil mi? Aynı zamanda bak az önce ülkeleri gezdi dedim. Hiçbiri kabul etmedi. Yalnız kalıyor bu değil mi? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Değil mi? Pınar. Tamam. Yazıldı mı buralar? Evet. It's okay. Yeah. Kim yaptı onu ya? İbrahim mi yaptı onu? Sen mi yaptın onu? İbrahim olunca bir de çıkan ses. Yok yine de tamam. Evet. Söylüyorum hepsine. Senin. İbrahim melek biliyormuş. Geçen melekten onu duyuyor. İçimden o manikan çıktı. İbrahim olsun. Almanya'dan Osmanlı'yı savaşta istemeyi nedenler. Evet, bir
2, 3. Bir ne dedik? Halifenin gücünden yararlanmak. Halifenin gücünden yararlanmak istemesi değil mi? İki, cephelerdeki yükünü hafifletmek. Her zamanki gibi güzel yazıyorum değil mi Emine? Yansız sessiz bugün. İnsan gücünden yararlanmak. Yararlanmak. Zaten bu ona da giriyor aslında. Yine yazan parantez içerisinde. Evet. Hocam. Söyle Ahmet. Osmanlı'nın cevap verdiği konumu da buna girmez mi? Nasıl? Osmanlı'nın cevap verdiği konumu da buna girmez mi? Yok yok, diğer kısma demek istiyor değil mi? Evet. Cevap verdiği konumu var ya hocam. Almanya'nın cevap verdiği konumdan yararlanmayı düşünmüyor ki Osmanlı. Osmanlı. Almanya Osmanlı'nın cevap verdiği konumu. 10 sene sen. İşte. Ben de onu değil mi? Yani şey olmuyor mu? Evet, ben de onu dedim. Tamam. Evet, bir, İttihat ve Terakki'ni, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni, ne demek ki bunu söylemiştim size, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni, Alman hayranlar. Evet, söyleyeyim. Neyi söyleyeceğiz? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin anlamı. Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi. Bilmiyoruz hocam. Kurtulma düşüncesi. Şey tamam, gösteriyoruz. Nedenler arasında kaybeden toprakları. Tamam, onu da ekleyebiliriz. Kaybettiği toprakları. Geri alma düşüncesi. Öyle mi oluyor? Hayır hocam. Toprak alamıyorum. Peki soru o zaman. Osmanlı savaşa girmeli miydi, girmemeli? Girmemeliydi. Hocam ben de girmezse bir yönde iyi oldu, bir yönde kötü oldu. Aynen. Girmeliydi fakat farklı bir yönde olması lazım. Diğer bir yol kabul etmiyordu ki, istese de giremezdi. Evet. Hocam yani Almanya'nın yanında olması şu yüzden. Almanya daha şimdi ayak kaldırın. Şimdi kim girmeliydi diyor. Osmanlı savaşa girmeliydi diyen kim? Ben geçtim dedim. Girmemeliydi diyen. Siz kimsiniz? Tarafsızlar. Hocam adam zorunlu girdi. Zorunlu girdi değil mi? Hayır. Ben oraya gireceğim. Hocam demedim senin toprağın benim toprağım. Aynen. O yüzden girdi. Zorunlu. Hocam girmese değişik şeyler olur. Çocuklar, Osmanlı daha savaşa girmeden İngilizler Kasım 1914'te Fal diye bir bölge var Basra Körfezi'nde. Oraya asker çıkarıyor. Osmanlı daha savaşa girmemiş. O anlatacağım olay yaşanmamış daha. İngilizler bunu yapıyorlar. Yani zaten planlar yapılmış değil mi? Osmanlı üzerine kurulmuş aslında savaş. Değil mi? Hayal edilmiş. Şimdi geleceğiz zaten birazdan. Osmanlı gizli anlaşmaları. Şimdi çocuklar, Osmanlı'nın savaşa girmesi. Gelelim bu kısma. Osmanlı Devleti savaşa nasıl girdi? Çocuklar, Manş Denizi'nde İngilizlerle Almanlar çarpışıyor. Gemi savaşı değil mi? Evet. Bu savaşta iki tane gemi var. Gobern ve Breslau adlı gemi. O zamanlar değil ki en büyük savaş gemileri. Bu gemiler çocuklar Cebel-i Tarık Boğazı'ndan kaçarak Akdeniz'e, Akdeniz'den de İstanbul'a kadar ulaşıyor. Çanakkale Boğazı'nı geçerek. Tabi İngilizler bu gemiyi takip ediyor. Osmanlı'ya sığındığını fark ediyor bunlar. Gemiyi teslim almak istiyor İngilizler. Siz tarafsız devletsiniz Osmanlı, gemiyi vermek zorundasınız diye. Osmanlı Devleti ne yapıyor? Gemileri satın aldığını ilan ediyor. Bunların isimlerini ne veriyor? Gobern'e Yavuz, Breslau'a Bedirli isimleri veriliyor. Çocuklar, bu gemiler Amiral Schulz komutasında Karadeniz'de seyir halindeyken
Rusya'ya ait birkaç limanları, Sivastopol, Novorossiya, değil mi? Odessa limanları var. Bu limanları çocuklar bu gemi bombalıyor. Haliyle sen oraları bombalayınca savaş ilan etmiş oluyorsun. Rusya da Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Bir gün sonra ertesine Fransa ve İngiltere de Osmanlı'ya savaş ilan ediyor ve Osmanlı Devleti savaşın içerisinde kendini buluyor. Tamam mı? Buraya yazıldı mı? Evet. Osmanlı'nın savaşa girişi diyoruz. Manş denizinde İngiliz ve Alman gemileri arasında savaş gerçekleşmedi. Bu gemiler gemilerden Goben ve Brislav zırhlısı, Cebeli Tarık boğazından geçerek Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı gemileri satın aldığını açıklar ve bu gemilere Goben Yavuz, Beristav, Melilli adılar verir. Bu gemiler ne yapıyordu? Rus limanlarını bombalıyor. Bu gemiler Ruslara ait. Odessa, Sivastopol ve Novorossiya limanlarını bombalar ve ardı ardına Rusya, Fransa ve İngiltere Osmanlı'ya savaş ilan eder. It's okay. Neyi? Burayı siliyorum kezlerinde. Sağ ol. Yazıldı mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Bunlara niye gizli anlaşmalar diyor? Aslan gizlilerse biz niye biliyoruz? Anlatacağım, onu da anlatacağım neden olduğunu. Benim evet, yazdıysanız gizli anlaşmalara geçiyoruz gençler. Gizli anlaşmalar şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin topraklarının pay edilmesi üzerine İngiltere, Fransa, Rusya, değil mi? İtalya arasında yapılan anlaşmalardır. Bu anlaşmalarda çocuklar isimleri şu şekilde. Bir Londra, İki İstanbul,
3 McMahon. 4 çok önemli Cycles Picot. Kitaplarınıza geçmeyebilir Petrograd. Adı geçiyor hocam bir tek. Başka var mı? Sercan da Mölyen var değil mi? Evet, Londra Anlaşması neyle ilgili sizce? Londra Anlaşması. Boğazlar mı yapılıyorsun? Adalar mı? Evet çocuklar, Londra Anlaşması. İstanbul, McMahon, Cycles, Picot, Petrograd, Saint-Germain de Maurienne. Sonra gelelim oraya. Şimdi çocuklar, Saint-Germain de Maurienne ve İstanbul Anlaşmaları bizim için çok önemli, tamam mı? Şimdi, İkisinde de İtalya ile ilişkili maddeler var. İstanbul Anlaşması'yla ve Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması'nda. İstanbul Anlaşması'yla çocuklar İtalya ne yapıyordu? Artık ittifak devletlerinden ayrılıp değil mi? İttifak devletlerinin bloğuna geçiyor değil mi? Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması'nda ise çocuklar İzmir ve çevresi de İtalyanlara veriliyor. Burada çocuklar Antalya ve çevresi veriliyor. Burada İzmir ve çevresi veriliyor. İzmir ve çevresi veriliyor ama daha sonra ne olacak bu İtalyanlar ne anlayacak? Niye daha güçsüz bir devlet istiyor İtalyan devletleri? Kimi koyuyor oraya? Kimi koyuyor İzmir'e ya? Hatırlayın. Yunanlılar. Yunanlılar koyuyordu değil mi? Evet. McMahon Anlaşması çocuklar kimle yapılıyor? Şerif Hüseyin'le İngiliz Dışişleri Bakanı McMahon arasında. Bu anlaşmaya göre de Arabistan'da bağımsız Arap devletleri kurulacak diye madde var. Ona göre yapıyorlar ama buna hiçbir zaman uyulmuyor. Ta ki ne zaman? İlk başta çocuklar mandacılık zihniyetiyle hareket ediyorlar. Ona göre kuruluyor bu devletler. Cycles-Picot anlaşması önemli. İngiltere ve Fransa arasında Orta Doğu'da toprakları paylaşma anlaşmasıdır. Cycles-Picot. Burada çocuklar petrol kaynakları kimde olur sizce? İngiltere'de. İngiltere'de olur değil mi? İşte Suriye, Lübnan kısmı da kimde? Fransızlarda. Petrograd anlaşması çocuklar. Rusya'ya Doğu Anadolu bölgesinin verilmesidir. Günümüzdeki Doğu Anadolu bölgesinin Ruslara verilmesidir. Londra Anlaşması'na göre de boğazların yönetimi Ruslara bırakılacaktır. Ancak çocuklar bu anlaşmalara uyulmuyor. Şu anlaşmayı uyuluyor mu? İzmir çevresi veriliyor mu İtalyanlara? Hayır, hayır. Bunlar gerçekleşmiyor. Ancak Londra Anlaşması'nda bir madde vardı ya, boğazlar çevresi Rusya'ya verilecek. Rusya'da ihtilal çıkacak çocuklar. Bu ihtilal çıktığı için Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği kurulacak, orada komünist bir iktidar kurulacak. Haliyle kapitalist devletlere, yani Fransa'ya, İngiltere'ye karşı olacak bu devlet değil mi? Çocuklar Rusya ne yapıyor? Komünist Rusya. Bu anlaşmaları dünyaya duyuruyor. Duyurduğu kitabın ismi de Sarı Kitap çocuklar. Sarı Kitap'la bu anlaşmaları duyuruyor. Sen sordun ya az önce gizli anlaşmaysa biz niye biliyoruz diye. Hı. Çok zekice. Süper. Evet. Söyledin mi sen? Evet. Evet. Londra Anlaşması'na göre boğazların yönetimi Ruslara verilecek. İstanbul Anlaşması'yla neresi? Antalya ve çevresi İtalyanlara verilecek. Ayrıca İtalya İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa katılır. Evet, McMahon Anlaşması'na göre neydi? Arap bölgesinde, Orta Doğu'da Araplar kendi bağımsız devletlerini kurabilecekler değil mi? Arap Yarımadası'nda Araplar kendi bağımsız devletlerini kurabilecekler. Cycles-Picot Orta Doğu'yu Fransa ve İngiltere arasında
paylaştırılmasıdır. Evet, Suriye Lübnan çevresi nereden? Suriye. Ve Lübnan çevresi. Fransa'nın. Musul. Irak. Ürdün çevresi. İngiliz'de. Evet, Petrograd Anlaşması Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesine Ruslara verilmesi değil mi? Doğu Anadolu bölgesinin Ruslara verilmesi. Sercan Demiryer, İzmir ve çevresini İtalyanlara verilmesi. Çevresini İtalyanlara verilmesidir. Okey. Şey değil mi? Sana Yunanistan'a veriliyordu. İtalya'da o yüzden çekiliyordu. Aynen. İtalya hatta ilk görüş ayrılıkları oluşuyor İttihat Devletleri'nde böylece. İtalya artık sıcak çatışmaya girmiyor. Ilımlı işgal politikasını yürütüyor. İtalya Akdeniz bölgesinde çocuklar. Zaten ne zaman çekiliyorlar? İkinci Yunan Savaşı'ndan sonra kısmen, daha sonra Sakarya Savaşı'nda, evet, tamamen çekiliyorlar. Derse katılın oğlum, böyle pası kurmanıza gerek yok, böyle değil. Sesleniyor, yürüdüğüm, tamam, aşırı sessiz olmasın mı? O kadar sus pus olmayın yani. Onu da isterim. Soru sorayım peki, kısık sesle cevap veriyorum. Yok, ben sadece Mehmet'i dinledim. Hocam, sen yok, ben herkes dinliyorum, seni de dinliyorum. Hocam, hiç de olalım konu, seni dinliyorum. Hocam. Benim sesim ulaşmıyor, ses geliyor. Hayır, sesim gelmiyor zaten. Ulaşmıyor. Ulaşmıyor, iyi, şurada bitiyor işte. Sus, derse yeter. Hocam, ben çok sesim. Kameradan dolayı. Niye? Alıyorsunuz çünkü. Ne alaka ya? Hocam, 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 33 dakika oldu. Ne, 22 dakika mı? Tamam. Yeter ya. Seri mi hocam? Hı? Yazıldı mı ki İbrahim? Ne yapıyorsun? Al dakika oldu. Devam yaz. Eyvallah ya. Ben böyle mi? Sen şimdi mi yazıldın lan? Evet. Güzel olmuşsun orada. Hayır, ben de ben de. Gel gel bir tane tekrar yazalım. Evet, sizler çok güzel. Orada gelmeyiz. Ayağımızdan da geldi. Evet. Telefonla görüşmek için. Havaya geldi. Geliyor. Şu an bir tane gelmiş yok. Bir dakika. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Evet, şu ana kadar neler yaptık? Ne? Birinci Dünya Savaşı'nı anlattık. Hızlıca söylüyorum, böyle kös kös bakmayın bana. Tamam mı? Evet, aynı kişiler konuşmayacak. Tamam mı? Tevser, güldüğün için senden başlıyoruz. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettik. Birinci Dünya Savaşı'nda bir tane genel neden söyle bize. Evet, genel neden. Niye? İkbal, öyle bakma. Bir şey. Sömürge de gitti ya. Ne? Söylememiş. Sömürge yarışı. Sömürge. Evet. Sen? İtalya, Fransa, ne? Oğlum kağıda bakın bari bir şey söyle ya. Kağıda bakın. Sen? Silahlanma yarışı. Silahlanma değil mi? Milliyetçilikle. En önemlisi de bu zaten, milliyetçilik akımı. Çok uluslu imparatorluklara karşı değil mi? Hocam bu kral mı neye özelliyor? Frans Ferdinand, o görünüşteki, bunu başlıyorum. Tamam.
Özel nedenler. Furkan, özel bir neden söyle bize. Çok özele kaçar kadar bir şaka yaptım. Almanya'nın Fransa'yı aldım. Panslavizm. Evet, Rusya'nın panslavizm politikası. Osmanlı Devleti'nin bölgesi. Evet, kim var arasında? Fransa ve Almanya. Hocam bir de Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlığı. Siyasi yalnızlığı. Tamam, tamam. Siyasi kim diye biliyor muyum? Güzel. Hocam Rusya çok şerefsizmiş. Çok sağ ol. Ama yalan değil, gerçekten öyle. Nasıl, neden? Hocam adam gizli anlaşma yapıyor. Ya sen bir anlaşma yapmasın, neden paylaşırsın ki? Sadece anlatamıyorsun. İleriye dönük düşünmüyor ama. Sebebini anlatamıyorsun. İleriye dönük de düşünmüyor. Şimdi düşmanın düşmanı dostur mudur anlayışı da. Aynen. İlk başta o grupta, bak artık devrim yapılıyor ülkede. Tamamen düşünce yapısı değişiyor. Çarlık Rusyası gibi artık. Saltanat sistemi gibi düşün Çarlık'ın, tamam mı? Tamam. O gidiyor, artık yeni bir rejim kuruluyor. Sosyalist rejim kuruluyor, değil mi? Evet. Sosyalizmde çocuklar adımız gibi biliyoruz. Kapitalizmde düşman, değil mi? Birbirlerine zıt ideolojiler. Değil mi? İşte bunun için Sarı Kitap'ta bunu yayınlıyorlar. Yani o zaman Çarlık Rusyası'nın bunlarla yakınlaşmasına karşı istemiyor. Zaten Milli Mücadele Savaşı sırasında, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda Ruslar bize yardım edecektir. Silah desteği verecekler. Milli Mücadele niye? Düşmanın dostundur anlayışıyla hareket edilmiş. Fransa ile Rusya'yla, Fransa ile İngiltere ile savaşıldığı için. Evet, başka neye baktık? Osmanlı neden savaşa girdi? İttihat ve Terakki'nin Alman'a yanında. Tamam. Almanya neden Osmanlı yanında savaşı istedi? Coğrafi konumundan dolayı. Halife'nin gücünden paylaşıyor. Halife'nin gücünden çok önemli. İnsan gücü var ya. İnsan gücü, değil mi? Tam madde. Osmanlı'nın coğrafi konumu da önemli. Aynen, coğrafi konumu. Başka neye baktık? Gizli anlaşmalara baktık, değil mi? Evet. Gizli anlaşmalar, Saint Jean de Maurienne. Tam İtalyanca isim zaten. Değil mi Kaan? Aynen öyle. Ne olabilir? Bu arada bakıyor muyum? Çok güzel. İzmir içerisinin İtalyanları öyleyse, değil mi? Sykes-Picot çok önemli çocuklar. İngiltere ile Fransa Orta Doğu'yu paylaşıyorlar. Değil mi? Evet. Başka ne var? Petrograd var. Değil mi Ayça? Evet. Petrograd neyle ilgili? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu bölgesini Ruslara verilmiş. Çocuklar not olarak yazalım. Not. Not. SSCB bu anlaşmaları biliyorum. Açığa vurarak Sarı Kitap'ta yayın var. Okey. Evet. Amacı da güçlenmelerini kendilerine çözmek.